Ekmek, sofraların tartışılmaz vazgeçilmesi. Tüm öğünlerde yerini buluyor. El emeğiyle lezzetlenmiş bir ekmek içinse biraz yoğurmaya, biraz da yorulmaya değiyor. Ekmeğinizin ne kadar sağlıklı olup olmadığından endişe duyuyorsanız ve ne yediğinizi bilmek istiyorsanız evde siz de kendi ekmeğinizi yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemelerse 100 gram yaş maya, 500 gram buğday unu, 350 gram su ve 9 gram deniz tuzu. 4 tane ana malzememiz var ekmek yapmak için. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Bu karıştırma aşamasında sadece tuz ve mayanın birbirine değmemesine dikkat ediyoruz. Daha sonra karıştırıp birazcık toparlandığında tezgah alıp yoğurmaya başlıyoruz. Hamurun formuna bakarak karar veriyoruz. Hamurun dışında güzel, pürüzsüz bir yüzey oluştuğu zaman yoğurma işlemini bitirebiliyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuz istediğimiz kıvama geldi ve mayalanması için ayrı bir kaba alıp 3,5 saat bekletmemiz gerekiyor. Bekledikten sonra tekrar hamurumuza şekil verip fırına verebiliriz. Ancak daha lezzetli bir ekmek için şekil verdikten sonra yine 3,5 saat bekletirsek ekmeğimiz daha lezzetli oluyor. Mayalanma süreci uzadıkça ekmeğimizin tadı artıyor. İşlemek için tezgaha aldığımızda hamurun gazını kaçırıyoruz. İşledikten sonra tekrar mayalandırmaya bırakıp tekrar mayalanmasını sağlıyoruz. Sıra geldi ekmeğimizi pişirmeye. Ancak ekmeği nasıl pişireceğiz? Ev hanımları evde döküm bir tencere kullanarak ekmeği pişirebilirler. 250 derece bir fırının içerisinde 20 dakika boyunca ısıtılan sıcak tencerenin içine şekil verdiğiniz hamuru alıyorsunuz. Ardından kapağını kapatıp tekrar fırına veriyorsunuz ve 30 dakikanın sonunda ekmeğiniz hazır. Evde yaptığımız ekmeği sıkıştırdığımız zaman geri bıraktığımızda formu yerine geliyor. Ancak dışarıdan aldığımız ekmek şöyle içinden bir parça kopardığınızda, elinizle sıktığınızda bu hamur haline geliyor. Eğer aldığınız ekmekten kopardığınız parça hamur haline geliyorsa bu ekmek doğal bir ekmek değil. Beyaz ekmek bir gün içinde bayatlarken evde yaptığınız ekmek 3-4 gün boyunca tazeliğini koruyor.